Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir konuğum var. Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Eksik olmayın. Şimdi tabii konuşacak çok konu var ama herkesin dikkatleri bu aralar İdlib'de, Suriye'de. Burada çok yoğun bir yığınak yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgeye ve bir operasyon hazırlığı sanki var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cuma günü sınıra gitti ve orada telsizden Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine, askerlere bir çağrıda bulundu, bir konuşma yaptı ve şu cümleyi kullandı: aynı başarıyı göstereceğinize eminim dedi. Yani daha önceki harekatlar, operasyonları atıfla belli ki bir kararlılık var ortada. Ve işte Şubat sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir tarih de söz konusu. Sayın Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamaları da biliyoruz. Çok net bir şekilde bir destek tutumu söz konusu böyle bir operasyona. Ama bir taraftan da karşımızda Rusya var. Harbe mi giriyor Türkiye? Türkiye aslında harbe giriyor değil, Türkiye harbe girmeyi, o bölgede bir çatışmayı, savaşı ve şu anda da devam etmekte olan insanlık trajedisi olarak ifade edebileceğimiz bu insani duruma bir müdahalede bulunuyor. Yani Türkiye'nin şu anda orada yığınakta bulunması, belli bir hazırlık içerisinde görünmesi bir harp için değil. Öncelikli olarak orada oluşabilecek bu ve devam eden trajediyi durdurmak ve muhtemel bir savaşı ve çatışmayı önlemek. Temel amaç bu. Evet. Ama tabii ki buraya gittiğinizde biraz önceki söylediğim o insanlık trajedisini, yaşanan trajedinin durdurulmaması ve Türkiye'nin milli menfaatlerinin risk içerisinde olmasının devam etmesi söz konusuysa, daha kötüye gidecekse gerekli müdahalenin de yapılacağı açık. Yani bu da açıkça ifade ediliyor. Çünkü biz bunu aslında deneyerek geldik, tecrübe ederek geldik. Yani biraz önce Sayın Milli Savunma Bakanı Akar'ın tesis konuşmasından bahsettiğiniz oradaki evet, birliklere aynı başarıyı göstereceğinizden eminim demesi, yani daha önceki yapılan operasyonların başarısı askeri bir başarı olmanın yanında onun çok daha ötesinde bizim beklediğimizde ise durup dururken bizim gidip yani bir komşu ülkenin toprağında operasyon yapıp askeri başarı elde etme gibi bir emelimiz, bir niyetimiz yok. Böyle bir saçma bir şey de olamaz. Buradaki temel hedef kendi milli güvenliğimizle alakalı. Yani şu anda 3,5-4 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda yaşıyor. Doğru. Yani bunlar artık mülteci olmaktan, geçici olmaktan çıktı. Neredeyse kalıcı olmaya döndü. İkincisi, şu anda İdlib'de yaşananlar, orada 1 milyon insanın ki uluslararası verilere göre Birleşmiş Milletler'in daha iki gün önce yaptığı açıklamaya göre 900 bin insanın yerinden edildiği ifade ediliyor. Bunlar Türkiye'ye doğru. Ve bunlar başka gidecekleri bir yer yok ve Türkiye'de bu konuda artık sınır, yani işi taşma noktasına gelen, o hattının aşıldığı bir noktada olduğunu zaten açıkladı. Yani biz bundan sonra hani o son bir damla taşırır ya suyu. Doğru. Yani bundan sonra bize gelecek her bir kişi burada bizim mülteci kaldırma kapasitemizi çökertecek ya da ciddi bir şekilde zayıflatacak. Yani bunu Türkiye'nin kabul edilemeyeceğini Türkiye çok net bir şekilde ifade ediyor ve 1 milyon insanın daha yükünü ne biz çekebiliriz ne uluslararası toplum zaten bu işe karışmıyor. Aman gelmesin diyorlar. Yani bu belki ayrı konuşulması gereken tabii bir şey. Yani bunun hatta kökenli Soğuk Savaş öncesinden, Soğuk Savaş döneminden de bularak gelmek lazım ki özellikle Batı mülteci, immigrant tamam bu konularda bir takım şeyleri söylüyorlar vesaire ama bir defa
kesin bir şeyleri var. Müslüman sığınmacı kabul etmiyorlar. Çok açık seçik de söylüyor. Bizde cami yok, niye gelsin diyorlar. İşte bizde şu yok, niye gelsin diyorlar. Yani açıktan bile söyledikleri birçok şey var ki bunu söylemelerine de gerek yok. Zaten geçtiğimiz bu süreçte biz bunu yaşadık. Dolayısıyla burada 1 milyon az değil. Yani bizde 3 milyon 600 bin yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı misafirin olduğunu düşünerek ya 4 milyon bu da 1 milyon denebilir. Aslında biz ilk 300 binli bile sıkıntı olduğunu söylüyorduk ilk o kapılar açıldığında. Doğru. Ama bir ara 100 bin yapacak bir kırmızı çizgi olarak hatta ilan edilmişti. Ama bugün 3.6 milyon 4 milyona geldi. Biz 1 milyon daha kaldıramayız. Türkiye bunu açık seçik bir şekilde söylüyor. Aslında onun bir şeyi de var gibi biliyorsunuz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmesi oldu. Tabii o görüşme belki yani işin konunun uzmanlarının çok detay incelemesi lazım. Bugünlerde de zaten analiz ediyorlar ama işte Soçi mütabakatına gönderme yapılıyor. Adana mutabaka anlaşmasına gönderme yapılıyor. Zaten Soçi mütabakatına anlaşmasına eğer uyulmuş olsaydı 10 maddeye bugün bunlar yaşanmayacaktı. İşte Rusya sözünde hakikaten durmuyor. Ama müzakerelere konuşmaya her zaman açık. Fakat asıl benim söylemek istediğim şey şu. Almanya ile Fransa Macron'la Merkel hem Putin'i arayarak bir telefon görüşmesi yaptılar hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak bir telefon görüşmesi yaptılar. Ki dörtlü bunların, zirve gündemde şu anda. Bunların talebi dörtlü zirve. Yani Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın bir araya geldi. İstanbul'da dörtlü bir zirvenin yapılması. Tabii bunu talep eden Almanya ve Fransa işte bu muhtemelen olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla ne olur olursa oradan bir çözüm çıkar mı? Şimdi burada Almanya ve Fransa neden böyle bir talepte bulunuyor? Böyle bir dörtlü zirveye ihtiyaç duydu. Ve aslında Macron'un açıklamalarında şu var. Yani Macron eskiden şunu söylüyordu. Yani Suriye konusu olduğunda hep DEAŞ'la mücadeleden bahsediyordu. DEAŞ bir terör örgütü. Evet tamam. Ama bu sefer terör örgütleriyle diye bir ifade kullandı. Yani burada terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Bir de Fransa biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Yani o beşten biri. Bunlar da hep böyle sorgulanması gereken çok yani konu içinden konu çıkıyor ama konuyu dağıtmamak için devam etmek istiyorum. Ve şöyle diyor daha sanki yeni hatırlamış gibi orada kendilerinin üye olduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunuyorum. Bu işe el atmaları lazım diyor. Peki nedir bunları bu kadar korkutan? İşte o 1 milyon kapıların açılması, mültecilerin Avrupa'ya yönelmesi. Avrupa'ya yönelmesi ve Türkiye'nin bu konuda çok net ve katı bir tavır göstermesi. Hocam. Şimdi siz tabii Milliyetçi Hareket Partisi bu konularda çok net bir şekilde hükümetin yanında duruyor. Hatta hükümetin ortaya koyduğu hedeflerin daha fazlasına dönük Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımız zaman doğrudan Şam rejiminin Şam'ın hedef alınmasına dönük bir takım çağrıları, talepleri de oldu. Ben şunu sorayım size. Yani hani bir soru var ya ne işimiz var Suriye'de diye soranlar var. Değecek mi? Yani çok ciddi bir takım riskler söz konusu. Rusya ile karşı karşıya en büyük risk de bu Türkiye'nin ve bir operasyon başladığı zaman Rusya'nın buna nasıl reaksiyon göstereceği net değil. En büyük soru da bu zaten. Acaba Ruslar ne yapacak sorusu. Şimdi böyle bir denklem içerisinde hani ciddi risklerin olduğu bir ortamda İdlib'e
geniş kapsamlı bir operasyon planı yapmaya değer mi? Yani bu durumu kabullenip belli bir yerden yeni bir sınır çizip daha büyük risklere yönelmemek bir tercih olabilir mi? Siz MHP olarak, MHP yönetimi olarak bu İdlib meselesine ne kadar önemli buluyorsunuz? Şimdi Mehmet Bey, aslında işin doğrusu, yani bu konu çok stratejik bir konu. Bu konunun uzmanlarınca, bu işin askeri tarafı var, bu işin siyasi tarafı var, uluslararası hukuk tarafı var. Yani bu konuyla ilgili devletimizin vereceği karar esastır. Özellikle devletimizin diyorum. Şimdi siz biraz önce dediniz ki hükümetin yanında, evet, biz şu anki hükümetle ittifak yaptık. Yani evet, bu anlamda hükümetle birlikte hareket ettiğimiz doğru. Ama bazı incelikleri belki yani kavramlar üzerinden düzeltmekte fayda var. Sizin söylediğinizi düzeltme anlamında söylemiyorum. Yani şimdi özellikle dış politikada güncel ve yoğun bir şekilde yaşadığımız Suriye konusunda biz olayı bir hükümet politikası olarak da görmüyoruz. Devlet politikası. Bir devlet politikası olarak görüyoruz. Onun için CHP'yi ve CHP'nin yandaşlarını bu şekilde çok katı ve acımasız bir şekilde eleştiriyoruz. Bu bir devlet politikasıdır. Yani buradaki politikayı hükümet ya da bir partinin, AK Parti'nin hadi gidelim de sür falan politikası ya değil. Bu işe devlet kurumları da, Türk Sağlık Kuvvetleri de sahip çıkıyor. Hepsi sahip çıkıyor. Yani ya bir hükümetin zorlamasıyla bu operasyon böyle bir şey yapılabilir mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani dolayısıyla hükümet hadi çıkalım şurada şu böyle bir şey yok. Yani burası bir devlet politikasıdır. Ortak bir irade var. Ortak diyorsunuz. Bir irade var. Dolayısıyla burada biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok acımasız demeyelim, hak ettiği. Çünkü bu durumda bir hak etme var aslında. Hak ettiği biçimde eleştirmemizin yegane sebebi bu. Milletin kafasını karıştırmaları. Yani İdlib ya da herhangi bir yer. Buradan vazgeçtiğiniz zaman yani ne olacak? O zaman başka yerden de vazgeçebilirsiniz. Türkiye, bakın, Fırat Kalkanı operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu, Barış Pınarı operasyonu, Türkiye bu operasyonlarla bugün dünyada burayla ilgili konularda muhatap kabul ediliyor. Türkiye muhatap kabul edilmek için de gitmedi oraya. Kendi güvenliği için, kendi insanının güvenliği için. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçen gün Sayın Genel Başkanımız Salı günü grup toplantısında aslında bu konuyu enine boyuna işledi. Her yönüyle, yani ciddi bir biçimde, siyaseten değil, yani İdlib'deki yaşananlar, bizim oradaki durumumuz, ne olması gerektiği konusunu ve bu konu tamamen Türkiye'nin milli bir konusu. Yani Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili bir konu. Evet. Bu şu anlama geliyor Mehmet Bey. Yani ne demek milli güvenlik? Salt bir hükümet bugün, meselesi değil. Bugün siz orada bu mücadeleyi vermezseniz yarın kendi topraklarınızda vereceksiniz. Bugün siz orada topraklarından sürülen, vatanlarından, evlerinden, barklarından edilen, o kışın soğuk gününde, o çadırlarda titreyerek ölen çocuklara orada gidip sahip çıkmazsanız bu yarın sizin çocuklarınızın aynı duruma düşmesi anlamına gelecek. Yani bugün orada küresel emperyal güçler eğer orada acımıyorlarsa size acımalarını mı bekleyeceksiniz? Siz bu coğrafyada bir güç üzerine... Bize nasıl gelebilir? Yani bahsettiğiniz riskler, tehditler eğer orada müdahale etmezsen senin topraklarına gelecek derken bunu biraz açar mısınız? Ne tür şimdi Mehmet ihtimalden Bey, bahsediyorsunuz? Yani bu bakın bugün şeyde Irak'ın kuzeyini ele alın. Irak'ın kuzeyinde ne oldu? Bir yapılanma oldu değil mi? Evet. Şimdi asıl buradaki temel hedefin dört parçalı büyük bir Kürdistan. Peki bu kimin emeli? Bu İsrail'in emeli, ABD'nin emeli. Şimdi burada kurulacak Kürdistan'ın parçaları hazırlanıyor. En büyük toprak parçası Türkiye'de.
en büyük toprak parçası Türkiye'de. Şu anda en sağlam duran da özellikle de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün da işin içerisinden çıkarılmasıyla birlikte en sağlam duruşu gösteren ülke Türkiye. Şu anda Türkiye'ye özellikle son yıllardaki terörle mücadeleyi de dikkate aldığımızda henüz Türkiye aşaması gelmedi. Türkiye aslında son yıllarda, son 3-5 yılda terörle mücadele ve özellikle Suriye tarafında yaptığı operasyonlarla bu konuyu ötelemeye başladı. Yıl yıl öteleniyor. Yani burada bir şeyi bitirmeniz de mümkün olmayabilir ama bunu 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl ötesine savuşturmanız son derece önemli. Şimdi burada bir terör koridoru var mı şu anda? Kurulmak belli isterdi bir yerde. Ama belli bir yerde kesildi ama bu. Ama var. Belli bir kesiminde de var. Yani peki bu terör koridorunu nereye açacaklar? Türkiye'ye. Doğu Akdeniz'e açılacak bir terör koridoru. Türkiye bunun için müdahale etmedi mi? Bu terör koridorunu kapatmak ve özellikle Doğu Akdeniz'e, Akdeniz'e açılacak olan terör koridorunu kapatmak üzere bu müdahalelere başlamadı mı? Peki orada böyle bir koridorun oluşması Türkiye'nin sınırında bu koridorun açılmasıyla birlikte sıra kime gelecek? Ya yani bu, eğer bunun... söyledikleriniz aslında daha somut bir örneğiyle karşılaştık biz. Yani o 2015-2016'daki terör hadiselerinin arkasındaki motivasyon Suriye'deki işte tırnak içinde Rojava projesini Türkiye topraklarına taşımaktı. Yani o anlamda bunun bir örneği de var. Olan, yani siz gitmediğiniz zaman Suriye'ye, Suriye size geliyor örneğini biz o örneklerde görmüştük o Hendek teröründe. Bakın Mehmet Bey. Bu yüzden önemli diyorsunuz. Bugün, ya bu, tabii yani ki bu yüzden. İstikrarsızlığa yol açacak. İstikrarsızlığa değil, doğrudan muhatap olacaksınız. Yani çok net bir şekilde bugün burada vermediğiniz mücadeleyi yarın kendi topraklarınızda vermek zorunda kalacaksınız. Belki de veremeyeceksiniz. Zaten şunu da çok duyuyoruz. Yani İdlib eğer düşerse Esed bunu açıkladı. Devam edeceğiz diyor. İşte bu defa Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin bölgesi buralarda hedef haline gelecek. Biraz herhalde İdlib'de bu kadar ısrar etmenin Türkiye açısından gerekçelerinden bir tanesi de bu herhalde. Eğer burada tutmazsak diğerleri de kesinlikle. Yani Türkiye burada kara... Ya şunu bakın, bugün bize, Türkiye'ye ne işiniz var Suriye'de diyenler aynı soruyu Rusya'ya sormuyor. Aynı soruyu ABD'ye sormuyor. Ama onlar güçlü ülkeler. Süper devletler. Biz de güçlüyüz. Yani dolayısıyla güç dediğiniz şey nedir? Yani ne yapalım güçsüz? Yani onların hani bir maliyet ödemiyorlar o açıdan. Ya adam gelmiş ta dünyanın öbür tarafından burada kendi emellerini gerçekleştirmenin şeyine düşmüş. Seni karşısına almış. Yani sözüm ona, biz müttefiktik, seni muhatap, seni hedef haline getirtiyorsa biz ne diyelim yani? Tabii, yok tabii. Mu diyelim? Suriye oradan gelmiş, burada bir Rusya oradan gelmiş, burada bir etki alanı, bir nüfus oluşturmaya çalışıyor, buraları etki alanı altına almaya çalışıyorsa yani ne diyelim biz? Hadi buyurun mu, Pajalusta mı diyelim yani? Ne diyelim yani? Dolayısıyla burada Türkiye yapması gerekeni yapıyor. Türkiye bu operasyonları yaptığı için uluslararası arenada bu kadar ciddiye alınıyor. Hmm. Yani aksi takdirde bu oturumlar bilmem yapılacak müzakerelerde hiç konu bile değil. Yani terör örgütü gelir, sınırınızda bir koridor oluşturur, arkasında bu tarafa doğru gönderir. Efendim bu eskiden olsaydı, şimdi bunları tartışacak zamanımız da yok. Yani Türkiye burada ne işi var diyenler önce başkalarının orada ne işi olduğunu izah edecekler. Esad'la görüşelim diyenler, görüşülsün diyenler önce Esad'ın kendi halkını katlettiğinin bir izahını yapmaları lazım. Kendi insanına. Orada nasıl bir dayanışma var? Yani CHP, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok açık bir şekilde bu dediğiniz türden bir dayanışma var. Yani işte çok açık bir şekilde Suriye rejimiyle işbirliği yapılsın, siyasi ilişkilere geçilsin. Bir de onun dışında yani Esad'ı ilk fırsatta aklama paklama Kılıçdaroğlu'nun bu kadar Esed yanlısı bir tutum içerisinde ola gelmesinin neye bağlıyorsunuz siz?
Şimdi valla ben bu konuyla ilgili hani bazen şöyle bakıyorsunuz, iç siyaset olarak bakıyorsunuz. Hı. Yani hani doğaldır, hükümetleri sıkıştırmanın bazı yolları vardır. Doğru da yapsalar, eğer halk bu acite edilebiliyorsa ya da algı yönetimiyle farklı şekillerde gösterilebiliyorsa bunu siyaset kullanır her zaman. Hani olumsuz tarafını söyler, bana ne olumlu tarafını da sen söylüyorsun ya da söylersin derler. Şimdi en masum yaklaşım budur. Yani bunu iç siyasette kendi lehine kullanma. Ama CHP'ninki bu değil. Yani nedir? Bu CHP Sayın Genel Başkanımızın da önemli ve özellikle altını çizdiği bir husus var. CHP'lileri bir kenara bırakacağız. CHP'ye oy verenlerle bir şeyimiz yok. Yani anadan atadan CHP'li olup yani normal bu ülkede ben sosyal seçmenle bir derdimiz yok. Bir derdimiz yok. Ama CHP teşkilatlarıyla da yok. CHP yönetimiyle. CHP'nin ana stratejisini, politikalarını belirleyenlerin yanlış yollarda olduğu, yanlış mahfillerin görüş ve düşüncelerine uygun hareket ettiklerini Sayın Genel Başkanımız çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani bugün hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu konularda, milli güvenlik konularında, terörle mücadele konuda, en son FETÖ ile mücadele konusunda Allah rızası için bakın, yani söylediklerine, yaptıklarına bakın. Yani bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Suriye konusundaki değerlendirmeleri tamamen bizim karşımızda olan ülkelerin görüş ve düşüncelerini savunacak tarzda. Bugün İdlib'de battık bittik diyor. Kim diyor? Başkaları bunu söylüyor Türkiye için. Türkiye niye İdlib'de batsın bitsin? Çıkacak yeri kalmadı diyor. Yani bu ne demektir? Bu bakın bugün eğer Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konulardaki milli duruş ve görüşü özellikle de Rusya'nın ikircikli davranışını ve verdiği sözlere durmadığını orada bizim şehit edilen çocuklarımızın kanının ellerine bulaştığını söylemesiyle eğer Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunuyorsa bunun anlamı şudur: artık herkes herkesi çok yakından takip ediyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de zarar veriyor. Buralara bize zarar verirken karşı tarafı da Türkiye'nin bu anlamdaki muhatapların hem koz veriyor, hem cesaretlendiriyor, hem de moral veriyor. Yani böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu Türk ordusuna değil, karşıdaki muhataplarına, terör örgütlerine ve onların arkasında olanlara cesaret veriyor. Onlara moral ve motivasyon veriyor. Yani şeyde öyle olmadı mı? Zeytin Dalı operasyonunda olmadı mı? Afrin'e girmeyin, batacaksınız orada, biteceksiniz demediler mi? Cumhuriyet Halk Partisi yapılan Zeytin Dalı operasyonunda da Fırat Kalkanı operasyonunda karşı da çıktılar. Yani efendim ama biz buna biraz onay verdik. Son dakikada biraz manevra yapıldı ama özünde çok arzu ettikleri bir şey değildi. Hayır, yani şeyde efendim biz buna işte şeyde tezkereye olur verdiniz de vermeseydiniz de ne İçimiz olduğunuz iyice ortaya. Kan ağlayarak demişti. İçimiz evet, kan ağlayarak yani vermeyeceğiz ama bu milletten korkuyoruz onun için verdik dediler. Ama arkasından vermemişler gibi politika yapmaya çalıştılar. Yani iç politikaya alet edenleri vardır saf bir tarzda bir şeyde ama biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey politika yapıcılarının yani kendi şeyleriyle hareket kendi kararlarıyla hareket etmediklerini öyle düşünüyoruz. Yani çünkü yani akıl bize bunu söylüyor. Yani bu kadar şeyde ve biraz önce dedik o burada zaman bu diyet, bir devlet diyet politikası ödemek anlamına gelir bunlar söyledikleriniz. Yani valla bilmiyorum. Yani diyet Peki. ödeme anlamına da gelebilir, başka bir anlama da gelebilir. Yani hani yani oraya gelmiş olmanın ya da orada bulunmanın bir diyetini ödüyor o zaman. Eğer kendi kararlarıyla değil de başkalarının kararlarının sözcülüğünü yapıyorlarsa bunun varacağı mantık oraya gider
yani bunu tartıştırıyor, bunlar konuşuluyor artık. Peki. Bunlar normalde konuşuluyor ve orada Mehmet Bey kusura bakmayın. Estağfurullah. Bakın o konuda da yani belki bu yoğun gündem içerisinde bu konu zaman zaman gündemi yoğunlaşıyor, zaman zaman seyreltiliyor ama özellikle o FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili mücadelede Sayın Genel Başkanımızın çerçeveyi çok net bir şekilde belirleyen, yani siyasi ayağın aslında ne demek olduğunu net bir şekilde ortaya koyan bir açıklaması oldu. Evet. Şimdi yani oradan yurtta Sulh Konseyi'nin başbakanı, cumhurbaşkanı kimdi? Bunu sordu Sayın Bahçeli. Mehmet Bey, şimdi Türkiye'de şunu çok açık bir şekilde söylemek lazım. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda çok doğru şeyler yapıldı. Suçüstü olanlar vardı. Burada kimsenin tartıştığı bir şey yok. İstihbaratla vesaireyle tespit edilenler tamam. Ama ağırlıklı olarak buradaki mücadele, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tanımlaması vardı ya, altı cemaat, ortası ticaret, üstü ihanet. Aşağısı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. İhanet. Şimdi dolayısıyla o ibadet denilen kısım daha çok rahatsız edildi. Yani Türkiye'de bu mücadelede özellikle bu kısmın bu terör örgütüyle, bunların elebaşlarıyla gönül bağını koparacak herhangi bir ortam ve iklim oluşturulmadı. Bilakis korku yayıldı. Okuluna çocuğunu gönderdi, bankasına para yatırdı, yoldan geçerken karşılaştı, aynı yerde oturdu, bir yan yana geldi, bir resim geçerken resim çekildi. Olay siyasi ayak deyince getirildi. Hani hasbel kader bir şekilde o dönemin şeyi içerisinde, bu 15 Temmuz'dan sonra değil, AK Partililer açısından 17-25'ten sonra değil, ama yani burada özellikle bunların terör örgütü olarak açıklanıp ortaya konmasından sonra olan bir şey varsa tutun yakasından tıkın. Burada herhangi bir şey yok. Ama yani yan yana geldi, fotoğraf çekindi, geçmişte toplantısına gitti, şurada şunu vardı, onu destekleyen başka bir şeyler yoksa, tesadüfen bir fotoğraf çekildi diye Cumhuriyet Halk Partisi kalkıyor, yeri geliyor, efendim bunlar gitmişler işte AK Parti bilmem ne partisi milletvekilleri yan fotoğraf yana resim çekilmişler. Böyle bir şey yok. Yani varsa başka şeylerle desteklenmesi doğrudan lazım. Doğrudan örgütle hareket eden, örgütün bir parçası olan, örgütün hedefleri doğrultusunda hareket eden, talimatlarıyla hareket eden, yani o ibadet dediğiniz ticaret ve en tepe ihanet kısmı yeterince üstüne gidilmedi diyorsunuz. Şimdi değil mi? Orada da işte Sayın Genel Başkanımız bununla bağlantılı olarak, doğru söylüyorsunuz, bununla bağlantılı olarak şunu söylüyor. Diyor ki ya burada Ahmet gitti, öteki şunu dedi, bu bunu dedi, o geçmişteki şeylerden bir şey çıkmaz. Yurtta Sulh Konseyi diye bir konsey var mı? Var. O gece bu konsey bir bildiri okuttu mu? Bir görev dağılımı da yaptığı ortaya çıktı. Şimdi böyle büyük bir operasyona girişeceksiniz. Bu operasyondan sonra ertesi gün sabah hayat devam ediyor. Uluslararası arenaya, değil mi, mesajlar vereceksiniz. Yani insanlar kalktığında... Ya bu darbenin başbakanı, cumhurbaşkanı kim? Peki, bakanları kim? Bir şey soracağım. Yani belli kritik noktalar, görevlere gelecekler kimler? Peki. Şeyler belliydi. Garnizon komutanları bilmem doğru. Neler onlar şu anda içeride. Mitin başına kimin geleceği, İstanbul Belediyesi'ne kimin olacağı, Ankara'ya kimin geleceği. Bir takım şeyler vardı orada. Peki şöyle bir soru soracağım size. Önemli bir soru. Ama şunu bir söyleyeyim mi? Kusura buyurun, bakmayın. Buyurun, estağfurullah. İşte buraya girdiğiniz zaman altından kim çıkıyorsa, kim çıkacaksa onlar rahatsız oluyor. He. Şimdi bakın, asıl kaçırılan bu. Yani bir şekilde o fotoğraf çekilmiş bununla. Efendim oraya giderken başını kapat. Bunlar bir şeylerin önüne engel olmaktır. Soracağım soru da bununla ilişkili. Buyurun. Sayın Bahçeli bu açıklamaları yaparken
darbe girişiminde bulunanların Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan adayı, bakanlar adaylarının kim olduğunu bilerek ya da tahmin yürüterek mi bu çağrıyı yapıyor? Yoksa herhangi bir bilgi sahibi olmadan ama konunun önemine binaen işin bu kısmının ortaya çıkartılmasını mı istiyor Sayın Bahçeli? Yani bir bildiği bir şey mi var yoksa bu çizdiğiniz çerçeve içerisinde işin bu kısmının ihmal edildiğini düşünerek mi bunun üstüne duruyor? Yani kimse Sayın Bahçeli'nin eline hani bir liste vermiş, Sayın Bahçeli o listeye bakarak konuşan değil. Sayın Bahçeli öngörüleri son derece güçlü, siyasi tecrübesi, gerçekten hayret ve saygı uyandıracak derecede olan bir şahıs ve çok düşünür. Yani öyle rastgele konuşmaz. Yani konuştuğunu mutlaka düşünmüştür, test etmiştir ve hassasiyetinde bilerek konuşur. Yani bu konuyla ilgili Sayın Genel Başkanımızın söylediği şey çok açık ve net. Diyor ki ya ben sayayım. Yani oturup baktığın zaman kimlerin ne olacağını, hatta bir basın toplantısında da bu konuda biliyorsunuz çok daha açık şeyler, geçmişteki ihtilallerden, darbelerden örnekler verdi. Ondan sonra kimlerin ne tür, hangi nitelikte, hangi özellikte olan insanların görevlere getirildiğini, bunların örneklerinde tek tek çok açık bir şekilde basın açıklamasıyla anlattı, bunları söyledi. Dolayısıyla yani öngörüleriyle söyledi ama kendisinin de ifade ettiği bunların da %90 doğru. Yani oturup bir liste yazsam %90'ını doğru çıkarım. Devletin elinde çok daha fazla şöyle bilgi bir şey var. Mümkün değil mi peki? Yani daha önceki darbelerde de mesela 12 Eylül darbesi yapıldığında darbeyi yapanların o gün için hemen iş başına getireceği bir başbakan, cumhurbaşkanı falan yoktu. 2 sene, 3 sene boyunca sonradan işte bir takım adamlar oralara getirdiler. Yani şöyle, şunu sormaya çalışıyorum. Yani önceden buna ihtiyaç duymayıp, yani FETÖ'cüler bu darbeyi planlamasını yaparken önceden bir başbakan, cumhurbaşkanı adayı belirlemeye ihtiyaç duymadan biz hani şu darbeyi bir yapalım, ülkeye bir hükmedelim. Ondan sonra kolay, avucumuzun içinde istediğimizi başbakan yaparız, istediğimizi cumhurbaşkanı. Ya bu anlamda bugüne kadar çünkü hiçbir veri, somut bir veri çıkmadı bu anlamda. Şimdi o sizin söylediğiniz demokratik sürece geçiş, demokrasiye geçişle evet, alakalı kısım. Yani orada partilerin sivil şeyin oluşmasıyla alakalı. Yani ama öncesinde sonuçta işte dediğiniz belediye başkanları, bakanlar, yani ülkenin öyle bir şey var, çıktı o. Yani sonuçta Bursa'da galiba bir operasyon sırasında hemen yani bilmiyorum sonra. O listeyi doğrusu bilmiyorum ama yani dolayısıyla burada siyasi ayak dediğimiz olay FETÖ'nün siyasi ayağı. Yani hatta siyasi de demeyelim ona. Belki askeri kanat önemli ölçüde o operasyonun içerisinde derdest edildi. Ve devamında bu kısım daha kolay deşifre edildi. Yani bu tarafına sivil ayak demek belki de daha doğru bir yaklaşım olabilir ama zaten bizim siyasi ayakla ifade ettiğimizde yani tamamen sivil tarafın kendisi. Yani burada mutlaka böyle bir operasyon, hele hele de böyle bir dönemde böyle bir operasyona kalkılıp da bu işin sivil ayağının olmadığı, bu sivil ayağın hele bir gelelim de sonra bir buraya biz bir sivil ayak monte ederiz biçiminde bir yaklaşım yani son derece nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Darbe mekaniği böyle çalışmaz mı diyorsunuz? Ya böyle bir çalışmaz mı? Yani böyle çalışması mümkün değil. Şurada 3 kişi, yani bu konuda ehil olmayan 3 kişi bir araya gelse, yani böyle bir şey planlayalım dese, en azından der ki şurada şu olacak, bundan sonra ne olacak, şimdi değil daha sonra olacak diyebilir. Yarın değil, hani o gün hazır listeler ortada olmayabilir ama bir yerde bir liste var.
Bir yerde bir planlama var. Her şeyi planlamışlar. Siz uçakları kaldıracağınızı, indireceğinizi bir 40 yıllık bir planla geldiğiniz, yani bir, yani o ihanet yapısını ayrı izole ederek, diğerlerinden ayrı tutarak, farklı görünerek böyle bir şey yapacaksınız ve böyle bir operasyona artık sonuçta onların açısından bakıldığında bir hasata girdiğinizde siz gerekli tedbiri düşünmeyeceksiniz. Yapılıp, ya bu çok şey değil, yani mantık dışı gibi bir durum. Ama peki, böyle bir listenin hazırlanmamış olması böyle bir ayağın olmadığı anlamına da gelmiyor. Peki. Şimdi hocam önemli bir başka konu var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bir şekilde en azından sorular anlamında merak edilen bir alan. İYİ Parti'de bir takım istifalar var. Milletvekili istifaları var. En son evet, işte Balıkesir adayı İsmail Ok milletvekilliğinden, ya yani İYİ Parti'den daha doğrusu istifa etti. Şimdi İYİ Parti'nin kuruluş sürecini, MHP'den ayrılış sürecini, yani Sayın Meral Akşener'in MHP'ye genel başkan olmak için yürüttüğü süreç vardı. Kongreler, kongre tartışmaları, mahkeme kararları falan bir dönem. Bunların hepsini yaşadık. Bu istifalar sizi epeyce mutlu ediyor olmalı, öyle değil mi? Ya şöyle, ya mutlu ediyordan ziyade Mehmet Bey, aslında biz çok ağır bir süreçten geçtik, geldik. Yani hakikaten ülkenin durumu ve bizim durumumuz bu anlamda birbirine çok benzerlik gösterdi. 2015 seçimlerinden, 7 Haziran seçimlerinden sonra işte evet, seçimler yenilendi. 1 Kasım seçimlerine gidildi. 1 Kasım seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi oy oranını yarıya, da milletvekili 80 iken 40'a düştü. Bunu gerekçe göstererek, zaten yani sonucu ne çıkarsa çıksın böyle bir hazırlık vardı. Ve bu hazırlık bir şekilde devam ettirildi ve gün yüzüne başlangıç çıktı. Başlangıç noktası orası. Hatta daha başlangıçta Sayın Genel Başkanımızın bir açıklaması var. Zaman zaman VTR'lerde denk geliyorum. Diyor ki bunların içinde, yani böyle bir operasyon, bunların içinde hele hele biri var ki diyor, bu tamamen işte birileri tarafından, bir grup tarafından hazırlanıyor. Sayın Akşener'i kastederek. Yani onu evet, kastederek bunu daha başından söylüyor. Yakında göreceksiniz diyor. Nitekim de öyle oluyor. Şimdi bu süreci biz yaşadık. Yani bunu bize çok ağırını yaşattılar aslında o günün şartlarında. Dolayısıyla o gün bizi bu kadar eleştirerek gitmemişlerdi aslında. Yani bizi şöyle, daha çok kendi içinde beni aday göstermedi. İşte parti içinde ben istediğimi yapamadım. Ben milletvekili sıralamasında geriye atıldım. Yani daha çok bir siyasette parti içinde olabilecek, yani en ağır konuşulanı, efendim demokrasi yok vesaire diyordu. Yani veya işte neden koalisyon kurulmadı? Ama neden koalisyon kurulmadı diye gidenler, AK Parti ile niye koalisyon yapmadınız diye gidenler, sonuçta İYİ Parti'ye giderek CHP'nin, HDP'nin yörüngesine düşüp onlarla saf tutmaya başladılar. Tabii ki bunların içerisinde, yani farklı şeylerden gelenler de var, ama özellikle bizden ayrılan birçok arkadaşımız, biraz önce dediğim gibi, daha çok parti içinde kendi durumlarıyla alakalı ya da partinin genel i̇stediğini durumuyla bulamadığı için, istediğini diler, bulamadığı için veya parti içinde kendine göre beğenmediği bazı durumlardan dolayı gittiler. Ama oraya vardıktan sonra, yani MHP'nin özellikle izlediği milli politikalar konusundaki tavır ve davranışlarını da gördükçe, daha önceden kendileri de zaten içinde yaşıyorlardı ve buradaki durumu gördükçe rahatsız oldular. Ve açıklamalarına da bu yansıyor.
birçok milletvekilinin de bu konuda çok ciddi şekilde rahatsız olduğu devamı ifade gelecek ediliyor. Mi? Bir bilgi var mı sizde? Yani vallahi basından... Bir beş kişi daha böyle istifa edecek diye duyuyoruz. Basın, evet, beş kişi özellikle konuşuluyor. Basından, medyadan izlediğimiz kadarını biliyoruz. Hani birebir öyle bir şeyimiz yok. Peki, ama kapılarınız açık mı? İstifa edenler ya, o, gelsin diyor musunuz? Bu konularda Sayın Genel Başkanımızın belli ilkeleri var. Yani o da işte bugüne kadar partimizin o genel hüviyetine, kimliğine hakaret etmemiş. Yani dolayısıyla ona uygun şeyini bozmamış. Biraz önce dediğim gerekçelerle bir şekilde kendine yer bulamadığından dolayı gitmiş. Ama bir şekilde ya bu yaptıklarından pişman olmuş. Yani gelmek isteyenlere kapının açık olduğunu, bu konuda herhangi bir sınırlamanın olmadığını ifade ettiler. Aslında bir şeyi daha ben ifade etmek istiyorum. En son ayrılan İsmail Ok'un açıklamaları çok ilginç. HDP, CHP, Soros falan diyor. Yani Soros falan diyor. Sonra ikinci bir açıklama geldi. İkinci açıklamada anladığım kadarıyla direkt divanı hedef alarak, yani genel başkan yardımcılarını hedef alan bir açıklama dolayısıyla diğer genel başkan, daha doğrusu genel başkan yardımcılarının tamamının töhmet altında bırakıldığı ve onlar rahatsız oldukları herhalde kendisine iletilmiş. İkinci bir açıklama yaparak isim veriyor orada. Onu özür diledi diye bazı basın medya kuruluşları servis ettiler. Yani yaptığı açıklamadan özür diledi diye. Ben dün önceki gün o açıklamayı okudum. Ve diyor ki, yani ben diyor isim vermeden yaptığım için o açıklamayı diyor, alınan arkadaşlar olmuş, onlardan özür diliyorum diye açıkça isim veriyor. Yani burada olmadığı ya yok öyle bir şey dil falan demiyor. Bunlar çok ağır ithamlar. Bu ithamlar MHP tarafından yapılsa, MHP tarafından söylense başka yere çekiyorlar. Bu bizzat kendilerinin içinde olan bu hareketi sırtlayıp götüren, birlikte MHP'den ayrılıp birlikte bu oluşumları oluşturan şahsiyetler tarafından en başından söyleniyor. İtibaren herhalde, değil mi bu İsmail Ok? Tabii yani İsmail Ok, yani itibaren daha en başından itibaren yani bilmiyorum tabii. Peki, buradaki maksadı şey nedir, yani onu savunma adına da söylemiyorum. Peki şimdi Sayın, sadece basından bizim de gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Hayır, oradaki bir hani bir ağır top anlamında öyle bir isim miydi diye. Tabii birlikte çıktılar. Yani birlikte hareket ettiler. Milletvekiliydi. Yani o zaman gittiğinde birkaç milletvekilinden biriydi. Peki şimdi Sayın Bahçeli'ye bu konu sorulduğunda enteresan bir cevap verdi Salı günü. Yani normalde ne beklenir? İşte en ciddi rakip, işte MHP ile ciddi kavgalar yaşadıktan sonra kurulmuş bir parti. Bir Ağustos'ta geçen sene bir çağrısı da olmuştu 2018'de Sayın Bahçeli'nin. Normalde hani kapımız açık, buyursun gelsinler falan diye bekliyorduk. Ama Sayın Bahçeli dedi ki kimse tahriklere kapılmasın. İyi Parti de dedi. Bu ne demek? Bu bir taktiksel bir şey mi bu? Ya bu taktiksel değil. Yani Genel Başkanımız bu sürecin en ağır şekilde yaşadı. Yani herkes tahrikle vesaireyle değil, kendi iradesiyle karar veriyorsa kararını kendi iradeleriyle versin anlamında. Bir de tabii bu dönemin başka şeyleri de var. Yani başka siyasi oluşumlar. Yani benim, ona da geleceğim. Benim buradaki şahsi yani değerlendirmem şu olabilir. Tırnak içinde söylüyorum. Yani şeyden asıl baştaki operasyon şuydu, bir MHP'yi ele geçirmekti. Bu operasyonun en baştaki şeyi bu. Devlet Bahçeli'yi uzaklaştırmak, MHP'yi ele geçirmek. Hani birileri dedi ya, eğer MHP ele geçirilmiş olsaydı, MHP kongreleri olmuş olsaydı, MHP'yi teslim almış olsaydık, almış olsalardı,
15 Temmuz yaşanmazdı. İşi oraya kadar da götürenler oldu. Yani dolayısıyla baştan MHP'yi ele geçirmekti. Fakat MHP'yi ele geçiremeyeceklerini anlayıp bu çok netleştikten sonra, işte 15 Temmuz'da yaşandıktan sonra bu sefer MHP'yi bölme. Kim ne derse desin, sonuçta İyi Parti MHP'yi bölmüştür. Yani o günkü şeyle, yani bunun seçim sonuçlarına da ciddi yansıması olmuştur. Yani bunu kimsenin inkar edecek bir şey yok. Açık, ortada olan bir şey. Yani en büyük zararı MHP'ye vermiştir. İşte ona rağmen niye Sayın Bahçeli tarihlere işte kapılmasın? Burada diye. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Genel Başkanımızın görüş, bazı ifadelerini anlamak için onun nasıl düşündüğünü iyi anlamak lazım. Sayın Genel Başkanımız her konuyu partim diye düşünmez ya da o konula öncelikleri önce ülkem, sonra partim, sonra ben yaklaşımı. Bunu her daha geçen ki en son grup toplantısında da yine tekrar etti. Bu ilkeleri, yani şöyle de bir özelliği vardır. Yani ilkeleri söylemekle değil aslında içselleştirmiş olan, yani o ilkeleri uygulayan bir şahsiyet. Şimdi bu açıdan bakınca burada benim, yani burada bir yorum yapma şeyinde değilim ama biz bu partinin belli maksat ve emeller için kurulduğunu düşünüyoruz. Öyle yani MHP'nin içinde 1 Kasım'da 7 Haziran'da listede varsın, vekil oluyorsun. 3 dönem olmuş, 5 dönem olmuş. 1 Kasım'da yoksun. Olmayınca, olmayınca yani böyle çok da giden arkadaşlar için söylemiyoruz. İmza verenler için söylemiyoruz. Ama bunu organize edenlerin emelleri tamamen farklı. Şimdi yönlendirenleri farklı. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız bu noktada şimdi bunun siyasi bir mefta olduğu artık, yani İyi Parti mi siyasi mefta? Öyle bir ortaya çıkardılar ki, hatırlayın işte Meral Akşener yani %20'den aşağı oy almaz. İşte şunlar desteklerse, bunlar desteklerse AK Parti artık miadını doldurdu, öteki geldi bu. Yani 2002'de AK Parti'nin çıkışı gibi 2018'de İYİ Parti'nin çıkışını beklediler bazı kesimler. Buna sarıldılar ve dolayısıyla neyi gördük? Meral Akşener'i doldurdular, Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Yani hiç kimse kusura bakmasın, ben de bunu buradan bu kadarını söyleyeceğim. Ben Ankara Büyükşehir adayı oldum. Ankara Büyükşehir adayıyken bizim eski adayımızı, şimdiki belediye başkanını götürdüler, CHP'den aday yaptılar. Mansur Yavaş. Aynı camia bunların içinde, orada olanla aynı yerden hareket ediyorlar. Götürdüler, CHP'den aday yaptılar. Ve o dönem Melih ve CHP, Melih gitsin diyenler CHP'ye, CHP gelmesin diyenler Melih Gökçe'ye diye bir ikili bir kamplaşmayı sonuna, televizyon programlarına çıkarmadılar beni. Açık açık Ahmet Hakan dedi ki çıkaramıyorum dedi mesela o dönem. 2014'ten bahsediyorum. 2014'ten bahsediyorum. Şuraya bağlayacağım. Biz sizi çıkarmıştık o zaman. Çıktım. Ben hatırlıyorum. Çıkaran programlar da var. Hepsini şey yapmayalım. Doğru, haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir şeyden sonra bizim oylarımız düştü. Araştırmalar elimde. Mansur Yavaş CHP'ye gitmeden önce yaptığımız araştırmada %25 iken, daha sonra iş ikili yarışa dönünce hiçbir denge kalmadı. Tamam. Kimse istediği adaya oy veriyor. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ondan sonraki süreçte, hani bu giden grup var ya, onların içindekiler. Sosyal medyada Kurban Bayramınız mübarek olsun diye bir mesaj yazsam altına giriyorlardı. Ankara'da oyları düşürdün, %8 bile oy alamadın. İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Sizinle de uğraştılar yani. Aylarca, yüzden... aylarca. Yani oyları... Peki hep neyi söylüyorlardı?
getirip Meral Akşener'i genel başkanımızla tabi haşa yani yan yana getirip, yan yana getirip kıyaslıyorlardı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ne oldu? Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Ankara'dan. Ankara'da benim aldığım oy kadar oy neredeyse zor aldılar. O kadar büyüttüler, o kadar şey yaptılar. Yani dolayısıyla hani siyasi mefta, yani bu iş patladı. Patladı. Bu iş orada patladı. Dolayısıyla zaten yine dua etsinler. Yeni sistemi sürekli eleştiriyorlar. Yeni sistemle birlikte ittifak yaparak meclise girdiler. Ya oysa varlıkları yeni sisteme bağlı ama her günde yeni sisteme küfür ediyorlar. Peki şimdi bu konuyla ilgili iki sorum daha var. Birinci sorum şu: Sayın Akşener 1997'de olup bitenleri hatırlatan bir açıklama yaptı. Bir düğmeye basılmasından o dönem düğmeye basılmış. Ne olduğunu biliyoruz. İşte 97, 28 Şubat sürecinde biraz da korkutularak ya da işte rüşvetle, parayla bu tür şeylerle, ben o zaman Ankara'da değildim ama Doğru Yol Partisi'nden bir takım milletvekilleri istifa etti ya da ettirildi. Üçüncü bir parti kuruldu. Hüsamettin Cindoruk'un DTP'si. Onlar oraya geçti. Bu şekilde DYP Refah çoğunluğu düşmüş oldu meclisten falan. Şimdi bu İYİ Parti'den bu istifalar olunca, bir de işte 5 kişi daha istifa edecek falan diye konuşulunca, Sayın Akşener 1997'de olanların bir benzeri oluyor anlamında düğmeye basılmasından söz ediyor. Böyle bir şey. Ben şimdi oraya bağlıyordum. Biraz önceki şeyi uzun anlattım, geniş girdim ama işte Sayın Genel Başkanımızın tahriklere kimse kapılmasın şeyinde. Yani artık muhtemelendir ki, tam detay açıklama o şeylerini bilmiyorum neye dayanarak söylediğini, ama sizin buradan söylediğiniz üzerine inşa ederek 1997'den yani bu bitenlere atıf var. Şimdi Sayın Akşener, Meral Akşener de aslında olayı anlamış. Benim anladığım şey bu. Yani evet, bir projeyle. Getirenler götürüyor mu? Bakın projeyle, şimdi projeler. Aslında karşı ittifakın tamamı projeler etti. Ya proje ittifakı. HDP bir projedir kardeşim. Kimlerin projesi olduğu belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki tavır, davranış ve izlediği politikalar bir proje olduğunu ortaya koydu. Sayın Meral Akşener bir proje partisi, bir projeyle MHP'yi ele geçirmeye çalıştırdılar onun üzerinden. Onun üzerinden. Buraya gidince kendisi başka, ben o değilim, bu değilim. Şimdi niye aldığını, doldurduğunu mu düşünüyorlar? Şimdi o projeyi bekleneni vermedi. Bekleneni vermedi. Yani burada bakın bazı şeyler vardır. Hani efendim ama 40 tane, 30 tane, 39 tane vekil falan. Şimdi siyasi etkinlik açısından bakıldığında Mehmet Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 vekilinin neredeyse 200 vekil. Yeni kurulmuş bir partinin seçimlerde %10'dan fazla, ne kadar aldı tam hatırlamıyorum, oy alması da ciddi bir başarıdır aslında. O şeyin altında, yani %10'un altında. Bakarız bir onu unuttum. Ama yetmiyor bu. Yani burada beklenen, büyütülen şey tek başına 20 oy getirecek vesaire. Yani oradaki şeylerle. Baştaki hedefe yani ulaşamadılar. Çünkü kurtarmıyor. 10-15 olsa ne olacak? CHP'nin üzerine koyuyorsun, hepsini topluyorsun, ne oluyor? Şimdi burada başka şeyler yapılması gerekiyordu. Siz düğmeye partiyi kuranlar, kurduranlar düğmeye bastı, şimdi tasfiye ediyor mu diyorsunuz? Başka yerlere ev çekiyorlar belki. Başka yerleri güçlendiriyorlar belki. Yani başka şekilde oyunu yeniden kuruyorlar. Yani burada bunu tasfiye etme değil. Aslında bir başka oyunun kurulması sonucu. Yani doğrudan doğruya İYİ Parti'yi tasfiye etmeyebilirler. Birlik oy bile getirse. Şimdi 50+1. Sonuç 50+1. Şu anda yapılan tüm operasyonlar bu 50+1'i, yani mevcut Cumhur İttifakı'nda olan 50+1'i nasıl kemirtebiliriz? Nasıl düşürebiliriz? Yani bugün Davutoğlu bugün işte parti kurdu, kuracak, sürekli erteliyor. Ali Babacan. Yani bilmiyorlar mı ki bunlar alacakları oyun
%1'i 2'yi geçmeyeceğini, yani kalkıp da 2002'deki gibi bir şeyle konsensusla sonuç alınabileceğini mi düşünüyorlar? Yani bu kadar saf olduklarını, bu kadar bu iş şey olduklarını ben düşünmüyorum. Çünkü hakikaten bunu düşünsen bu adamlar bu ülkede nasıl bakanlık, nasıl başbakanlık yaptılar? Eyvah, yani yaptıkları da ortada. Şimdi onu da ayrı bir değerlendirmek lazım. Özellikle Davutoğlu'nun başbakanlığının da altını çizmek lazım. Niye bir günde, bir gecede azil edildiğini de iyi anlamak lazım. Dolayısıyla ya buradaki mesele, karşıyı nasıl zayıflatabiliriz? Bunu yaparken de yeni partiler, yeni umutlar bilmem neyle bir şekilde bir manipülasyon daha yapabilir miyiz düşüncesi ihtimal dışında değil. Bir iki önemli sorum daha var hocam. Şimdi şu merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın, yani bundan sonra şimdi birileri 2023'e hazırlanıyor diyorsunuz. Tabii. Cumhur İttifakı'nın karşısında %51'i bulacak bir isim. Buna verilecek en iyi cevap Cumhur İttifakı'nın çatısını genişletmek değil midir? Mesela bir İYİ Parti bu ittifaka katılsa ne olur? Olmaz mı? Yani tabii ben onu bilmiyorum, bilemiyorum. Yani işin doğrusu şu anda şimdiden görmek mümkün değil. Ama buradaki mesele şu, bu ittifakların oluşum ilkeleri, prensipleri önemli. Yani insanlar da buna göre desteklerini, seçmen de buna göre kendi safını belirliyor. Yani siz yukarıda ittifak oluştururken asıl ittifak sandıkta milletin oluşturduğu ittifak oluyor. Yani dolayısıyla millet hangi ittifakın çatısı altında toplanıyor? Önemli olan o. Millet yani de, İYİ Parti ittifak katılsa bile tabana oy vermez mi diyorsunuz? Şimdi yani bakın, bu konuyla ilgili İYİ Parti'nin şu ana kadar izlediği politikalar ortaya, İYİ Parti'yi vücuta getirenler, onu o formasyonu sağlayanlar, o şekillendirmeyi ortaya çıkaranlar İYİ Parti'yi ağır eleştirilerle suçlayarak partiden ayrılıyor. Yani dolayısıyla taban dediğiniz olay, yani seçmen dediğimiz tabandan bir seviyeyi kastetmiyorum ama seçmen dediğiniz kesimde buna göre şey yapıyor. Şimdi İYİ Parti'nin politikalarının ne olacağı, yani bugün işte gidip Esat'la konuşacağım, Esat'la konuşulması gereken diye bir düşüncede olan, bugünün aklıma o geldiği için söylüyorum. Esat'la gidip ben konuşurum, Esat'ı ikna ederim. Esat, bu ne demektir? Esat'la konuşulması gerekir. Esat'ın sürece dahil edilmesi gerekir. Şimdi buradaki mesele, Esat kardeşim bu koltuktan inecek mi, inmeyecek mi? Esat kendi halkını katletti mi, katletmedi mi? Esat kendi halkına zulmetti mi, etmedi mi? 3,5-4 milyon burada mı? 3-4 milyon dışarıda mı? Ve halası eziyet altında mı? O çocuklar orada tir tir titriyor. Peki o zaman bu zalimin zulmüne ben razıyım, gidip ben bununla anlaşayım demek bir görüştür değil mi? Yani evet. Peki siz bu görüş şu anda Cumhur İttifakı'na uygun bir görüş müdür? Politikaların yani, da uyumlu olması lazım diyorsunuz. Aksi yani, takdirde ittifak... ne olur biliyor musunuz? Aksi takdirde yani siz çıkarsınız, bir araya gelirsiniz, oy alırsınız. Ondan sonra asıl sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşarsınız. En büyük sıkıntı o. Yani ondan sonra... Sadece aritmetik hesapla bakın, olacak bir şey değil. Kesinlikle. Yani. Bir de burada Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sabrı, samimiyeti, duruşu, bilgisi, öngörüsü, yani bunların hepsinin olması lazım ki böyle bir şeyde, yani Sayın Bahçeli hep şunu dediler, dediler ki efendim bakan, hayır dedi, biz hükümete ortak değiliz, biz ittifak ortağıyız, ana strateji, ana konularda sonuna kadar hükümetin arkasındayız. Yani birçok konuda oyuna getirdiler taktiklerle. Dedi ki strateji taktiği keser dedi. Ben taktik oyunlarına gelmem dedi. O düşmem o oyunlara dedi. Burada benim stratejim önemli dedi. Peki. Bunu diyecek liderler lazım. Bunu diyecek ittifak ortakları lazım. Aksi takdirde belki hani bir yol alırsın ama ondan sonrası çok daha kötü olabilir. Ben
ilke bazında doğrusu konuya bakıyorum. Genişleme yukarıdan ziyade aşağıda seçmen kitlesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da öyle devam ettiğini de görüyoruz. Aslında bence şu Suriye konusunda da Allah'ın izniyle diğer operasyonlar gibi bunları da tamamlarsak Türkiye bir nefes alacak. Millet de bunun farkına varacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tayyip'imiz için. Sağ olunuz. Efendim, bu hafta Başkent Kulesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.